Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Ege ile birlikteyiz ve benim daha evvel kurduğum, tekrardan kurmak için çabaladığım Avesta spor aletini birlikte kuracağız. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bunu bir keresinde kurmuştuk. Evet, bugün bir kere daha kuracağız. Yaz sezonundan sonra topluyoruz. Kış sezonunda açıyoruz efendim. A few moments later. Benim bir dedem var. Kurduğumuzda gelecek ki. Ha? Oy. Aa, senin orada yara bandı mı vardı? Evet. İyi, geçmiş olsun. Ne zaman oldu bu? Alanda oldu. Ha, geçmiş olsun. Hı, tamam, dedem vardı senin. Hayda! İyi misin? Uzun bir atlamaydı sayın seyirciler. Neydi bu? Uzun bir atlama. Uzun bir atlama mı? Evet. Tövbe estağfurullah. Tamam. Benim bir dedem vardı. Onu kurduğumuz zaman dün dedem gelseydi şaşırırdı yani. Evet, evet, aynen. Bu ne ya derdi. Şimdi o aleti kuracağız. İnternette de baktım. YouTube'da kurulumu pek bulamadım. Şu an sizi kamerayla çekiyoruz. Evet evet, bak kamerayla çekiyoruz. Mantıklı. Bir kere daha hani bunun üstünden geçeyim istedim. Çünkü ben bunu yaparken epey bir uğraşmıştım. Teferruatları az aslında ama hani neyin nereye takıldığı konusunda. Şu an ışıklar yansıyor. Evet, ışıklar da yansıyor. Ege, ışıkları kim yaptı? Ege ustası. Hadi videoya geçelim, birlikte anlatalım, tamam mı? Tamam. Nereye geçelim? Videoya! Hadi videoya geçelim. Video burada. Benim adım Erkan Gültekin. Benim adım da... Ece Gültekin. Keyfe düşünen aletler değil, basit aletler. O yüzden çok bir konfor aramayın. Açtım. İkinci olarak temiz olduğunu düşündüğüm için. Açtım baba. Tamam babacığım, onu şu vida deliğinden sok bakalım şuradan. Hı hı. Şuradan. Soktum. Hı. İşte karşısına da şimdi öbür, onu geçiriyor bu tarafa doğru. Bak buradan geçmesi lazım bu tarafa. Geliyor mu? Bastır, bastır, bastır. Bastır, tamam. Hayır. Tamam, şimdi o elindeki vidayı buraya koyuyoruz.
mesajın ne kadar kolay olduğunu göstermek istiyorum şimdi. Aslında baktığınız zaman evinizde en azından eviniz 3 artı 1 ise bu tür bir aleti alıp evde yerleştirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim? Kaç demiştin? 3 artı 1. 3 tane odanız varsa böyle bir... Bizim 3 tane odam. Evet. 3 tane odanız varsa... İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. İstediğiniz odada bunu kurabilirsiniz. Çünkü yine hepimiz spor salonuna gidemiyoruz. Böyle imkanlarımız... Babam sporuna gidiyor ama burada yatıyor. Neden acaba? Ben spor salonuna da gidiyorum dönem dönem. Dönem dönem evde de çalışıyorum bu şekilde. Çünkü evde böyle anında bir odanın önünden öğrenmek geçerken dahi... Öğrenmek için değil mi? Evet. Odanın önünden geçerken dahi yani dur biraz çalışayım diyorsunuz. Şimdi tut babacığım bunu. Sonra da benim kafama çıkacak mı? Şimdi onu nasıl yapacağız biliyor musun? Şöyle. Şunu şuraya vidalıyoruz. Hop hemen vidalar geliyor. Zaten hani gördüğünüz gibi çok az parçası var. Şimdi onu da buradan buraya tak bakalım. Böyle çıkarayım. Şimdi yardımı olursa en azından bu 6 yaşındaki bir ufaklık bile olsa böyle Ege gibi size oldukça size oldukça kolaylık sağlayacak. Babam da güldü tabii gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Evet, o vidayı oradan takacaksın. Öbür tarafa. Öbür tarafa. Öbür tarafa. Oradan bir geçir önce bakalım, bir görelim geçirdiğini orada. Ama yolu bulamadı. Evet, o yolu bulamayabilir çünkü. Tamam, öbürküsünü açalım şimdi. Sen tak onu bakalım. Ben de buradan sana burada yardım yapayım. Al bakalım. İşte birazdan bunları diğer aletlerimizle sıkacağız zaten. Ya bu çek. Bu da çek. Onu çıkartamayız artık. Tutarı böyle yaptık ya. Düz tutman lazım böyle. Şurayı düz tutarsan olur. Hah bak geldi. Tamam. Bravo. Aslında şu plakalar var. Bunlardan göndermişler ama ben şu an mont etmeyi unuttum. Normal şartlarda bunu dışarıya bir tane monte edip onu da oraya dışarıya bir tane monte ederseniz yani vidalarınızın yalama olması daha... Sonunu bekliyorum. Vidalarınızın sonlarınızın böyle yalama olmasını ya da ne bileyim pastanın kurulaşmasını, püflenmesini bastır buraya bastır. Daha engellemiş olursunuz. Ben kullanmadım. Ev ortamında çok ihtiyacım yoktu. O zaman da kurarken unutmuştum bunu. Şimdi de kurarken unuttum. Şimdi geldik şu diğer kimiye. Sadece buradaki püf noktası. Daha ablanın hangi kilidi arkadaşlar? Evet. Şurada. Buradaki püf noktası şu gördüğünüz hemen vida geliyor. Çünkü ağırlığınızı, barınızı buraya koyduğunuzda bu bölüm daha alçak olması lazım ki orada rahatlıkla bırakabilir. Tak vidalarını yapalım. Şimdi al bakalım burada. Ege. Şimdi bunun montajını yapacağız. İyi de yanlış oldu. Kaldırmıyor burada. Dur. Kaldıramayız yapacağız. Şimdi kaldıracağız da birazdan. Tut bakalım bunu da burada. Tuttuk. Bunun da montaj yeri şu ağız kısmında zaten. İçine geçeceğiz mi? Bu şey. Dur bakalım sen bana bırak şimdi.
Şimdi burada yine o iki tane vidamızı kullanıyoruz. Gördüğünüz siz de hep uzun. Bunun normal şartlarında resimlerde gösterebilirim. Burada bildiğim kadarıyla kol için de bölümü var. Ya da kol için mi ne diyor bilmiyorum. Ayak için, ayağı toplamak için bölümü var. Ben onları o şekilde almadım dedim ya. Ben bunu ikinci el sitesinden aldım. Son zamanlarda revaçta olan bir siteydi. Bir abimizden aldım. O yüzden çok da sormadım yani. İkinci elde uygun rakamlı bir üründü. Yanında da ikişer, iki tane de 20 kiloluk halter ağırlığı aldım barlar için. Hayır, bunu takmadım. Başka oldukça, mi? Oldukça işimi gördüm. Ya! Neden bu? Sen duruyorsun, ayakta uyuyorsun ya. Şimdi sırada bu var. Bu da işte buradaki o nedir ona 90 derecelik açıyı sizin ağırlığınızdan ayarlamak için. Evet, bomba böyle bir şey işte bu. Bizim model böyle. Sen bombomcu musun? Evet. Hadi tak bakalım onu şuraya. Ayakta durmuyorsun sen. Tak bakalım onu da buraya. Bir ucu buraya gelecek, bir ucu buralarda bir yer olması lazım. Şey denk getirdi. Bu sefer kısa cıvataları kullanıyoruz zaten. Sorunları yok bunun. Daha işin böyle. Baba. Efendim baba. Bu burası düşmemesi mi? Evet. Bu buranın düşmemesini sağlıyor. Tutuyor zaten. Ha? Güzel. Ama biz yukarıda ağırlık olarak üzerine oturduğumuz zaman o oradan çıkabilir. Bu da onun çıkmamasını sağlıyor. Bir de bu da yapılırsa. Yapılmaz ama çok sağlam bir malzemeden yapmışlar. Mesela bakalım bunu sıkabiliyor mu? Bunu sıkabiliyor mu? Bak bunu sıkabiliyor mu? Şimdi altınları sıkabiliriz. Küçük yıldırı sıkabiliyor. Yani elinizde bir tane pense. Büyük bir pense. Ya da bir pense bir İngiliz anahtarı gibi bir malzeme varsa. Elinde anahtar çok bulundurmuyor. Tamamları rahatlıkla sıkabiliyorum mesela. Ay yanlış. Açtın mı yanlışlıkla evde? Cıvatalar sağlam mı diye yoksa kontrol? Hı? Olabilir mi? Ne oldu ya? Bu sanki dünyanın işini yaptı. Şimdi sık bakalım bunu. Tut. Sık bakalım oraya. Duvara doğru devam. Bastır. Bravo. Tamam, şimdi burasından sıkmıştım. Bir de aşağıdakini sık bakalım. Evet, aşağı doğru bas. Aşağıya vurur. Aşağıya. Bastır. Çıkar, bir daha tak. Bravo. Nasıl bir güç ya? Tamam. Bence yeterli. Tamam. Ya uzattık be. Aferin. Şimdi sana verdiğim anahtarı bir ver bakayım. Deneyeyim ben burayı. Ben nasıl sıkmışsın. Siz eğim ile ilgili. Genelde bu tür ağırlık sehpalarında bu sistem hep mevcut. Mesela eğimin en yukarıda olduğu yerine şimdi öyle satıyor. Oranın kilitlemesi var, evet. Bunu evde basitçe uygulayabileceğiniz bir ürün değil mi? Bence bitti, sence bitmedi mi? Evet, bitmedi. Sen ustasın değil mi? Usta dediğin ne yapar? Malzeme arttı. İşte arttı da sen takmadın. Yeri demek ki bunlar artık ustanın malzemeleri oldu. Evet. Şimdi şu ağırlığı mesela buraya koyabilir miyiz? Bakalım mı Ege? Benim de kolay
gösterdik. Umarım... Evet, gördüğünüz tabi çok ağır şeyler de vardı. Ağırlıklar da vardı, taşıyamaydınız. Tabi söyledim videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Ege ile böyle zaman zaman amatör videolar çekiyoruz. Kendimiz için çekiyorduk bunları ve çoğu zaman usta çırak ilişkisinde çalışıyoruz. Değil mi? Söyleyebilirsin. Kanalımıza abone olun ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Ya sen neler biliyorsun ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.